Smarta'nın sihirli çantası. Merhaba, ben Smarta. Bu benim dostum Benikli. Dışarıdaydık ama annem bizi öğle yemeğine çağırdı. Benikli, acıktın mı? Ha? Ben de. Sanırım annem lezzetli bir balık çorbası pişirdi. Hadi gidelim Benikli. Ha? Ha? Benikli, ne oldu? Yemek istemiyor musun? Tuvalete mi gitmek istiyorsun? Benikli'nin neden tuvalete gitmek istediğini biliyor musun? Tuvalete gitmek istiyor mu? Hayır! Oraya bir kemik sakladı ve benimle paylaşmak mı istiyor? Hayır! Belki de ellerimizi ve patilerimizi yıkamamızı istiyordur. Evet! Anladım. Ama istemiyorum. Zaten öğle yemeğinden sonra yürüyüşe çıkacağız. Şimdi neden yıkayayım ki? Yine kirlenecekler. Smarta, yemekten önce ellerini yıkamayacak mısın? Ben istemiyorum. Ellerimi akşam yıkasam olmaz mı? Ellerin çok kirli. Mikroplar ile kaplı. Ha, ne dedin? Mikroplar, küçük, tek hücreli yaratıklardır. O kadar küçükler ki, büyüteç ile bile göremezsin. Bir cihazım var. İşte burada. Bu bir mikroskop. Elinizdeki mikroplara bununla bakabilir ve görebilirsiniz. Vay canına! Orada bir şey sürünüyor. Çok fazla. Ama çok küçüklerse tehlikeli değillerdir. Pek değil. İyi mikroplar ve kötü mikroplar vardır. İyi tür olanlar bir insanın midesinde yaşar, yiyecekleri sindirmeye yardımcı olurlar. Ama kötü mikroplar ise çok hızlı çoğalır ve her şeyi yerler. Bir insanın vücudunda çok fazla kötü mikrop varsa o insan hastalanır. Korkuyorum. Korkma Smarta. Onları yenmemize yardımcı olabilecek bir sır var. Bilmek ister misin? Tabii ki. Ama kimseye söyleme. Tamam mı? Bu bir sır. Tamam, anladım. Mikroplar kiri çok severler ve kirli yerlerde çok hızlı çoğalırlar. Onlardan kurtulmak istiyorsan bir şeye sahip olmalısın. Adının ne olduğunu unuttum. Güzel kokuyor ve bazen pembe. Bal gibi bir sıvı bile olabileceğini söylüyorlar. Ama onu görmedim. Bulmaya çalışacağım. Ya sonra?
yüzünüze ve ellerinize sürüp balık suyuyla yıkamalısın. Bu kadar mı? Evet. Ama bunu yemekten önce yapmalısın. Anladım. Teşekkür ederim Mickey. Rica ederim Smarta. Harika. Artık sırrı biliyorum. Mikropları yenebilirim. Sadece bu kokulu şeyi bulmalıyım. Ne olabilir? Benekli, ne olduğunu biliyor musun? Leziz kemik. Hayır. Kemik güzel kokmaz. Ay, pardon. Tabii ki senin için güzel kokuyor. Ama kesinlikle sıvı olamaz. Belki dondurmadır. Güzel kokuyor. Katı ve sıvı da olabilir. Hayır. O zaman oyun hamuru? Hayır. Peki ne o zaman? Sabun. Doğru. Katı sabun ve sıvı sabunumuz var. Ve çok güzel kokuyorlar. Çilek gibi. Teşekkür ederim. Pekala Benekli. Önce patilerini yıkayalım. Birinci pati. İkinci pati. Üçüncü pati. Ve dördüncü pati. Şimdi ellerimi yıkayabilirim. Yemeğe gidebilirim. Hadi gidelim Benekli. Teşekkür ederim arkadaşlar. Artık mikropları nasıl yeneceğimizi biliyorsunuz. Bu çok faydalı bir sır. Hoşça kalın. Smarta'nın sihirli çantası. Merhaba, ben Smarta. Ben hastalandım ve bugün anaokuluna gidemedim. Bu çok sıkıcı. Hadi arkadaşım Amelia'yı arayayım. Navigatör, hey! Navigatör! Hey! Ben navigatör, hey! Adresi bana sor. Gideceğin yeri bilmiyorsan hadi hemen gel bana sor. Her adresi ben bilirim, en kestirme yolu çizerim. Smarta! Merhaba. Acaba Amelia'yı arayabilir misin? Evet, tabii ki. Bu gıdık diyor. Pardon. Alo? Amelia? Merhaba Smarta. Neden bugün anaokuluna gelmedin? Ben hastayım. Bu çok üzücü. Anaokulundan sonra seni ziyaret edebilir miyim? Teşekkür ederim Amelia. Sen gerçek bir dostsun. Çabuk iyileş. Öğretmen geliyor. Bay bay Smarta.
Smarta, bence hasta olmak çok sıkıcı olmalı. Evet. Biki'yi çağıralım, ne dersin? O seni neşelendirecek bir şeyler bulur ve kendini nasıl daha iyi hissedebilirsin anlatır. Merhaba, herhangi bir yerine ağrı hissediyor musun? Merhaba, Biki, biraz boğazım ağrıyor. Ne yapabilirim? Boğaz ağrın için ılık çay içebilirsin. Benimle mutfağa gelir misin? Evet. Annem çayı termosun içine koymuş. Merak ettim. Acaba neden çaydanlıkta değil? Termos içine koyulan içecekleri sıcak tutar. Kaynar derecede sıcak olmaz. Ama çay içinde uzun süre sıcak kalır. Şimdi anladım. İhtiyacım var. Çayının içine bir dilim limon koyabilirsin. Söyleyin bakalım, bu bir limon mu? Hayır. Doğru. Bu bir elma. Peki, bakın, bunlar limon mu acaba? Hayır. Bu şeker. Bunlar limon mu? O zaman şimdi çayımı koyacağım. Ayrıca ahududu reçeli de kullanabilirsin. Smarta, ayaklarını sıcak tutmak için çorap giymelisin. Tamam, ama çorapların nerede olduklarını hatırlamıyorum. Benegli, sıcak tutacak çorap getirebilir misin? Benegli, bunlar çorap mı? Teşekkür ederim. Ayrıca üstüne bir battaniye alıp sarabilirsin. Şimdi yakında kendini daha iyi hissedeceksin. Şeyler bulmamız gerek. Belki eğlenceli bir şarkı dinleyin ve bize eşlik edin. Kulaklar, rüz ve burun. Bağır.
Mickey, bu şarkı harikaydı. Teşekkür ederim. Sen gerçek bir dostsun. Sanırım şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Yarın da evde kalıp dinlenmelisin. Ve ertesi gün anaokuluna gidebilirsin.